Sen yıllardan beri sabahtan akşama kadar çalışıyorsun, yoruluyorsun, emek harcıyorsun, gayret gösteriyorsun. Yıllardan beri bunu yapıyorsun. Ne için? Bir hedefin var değil mi? Her insan gibi senin de çok doğal olarak hedefin var. Hayallerin var. O hayallerine ulaşmak istiyorsun. Ne istiyorsun? Peki bir insan ne ister? Rahat bir hayat ister. Çocuklarıyla beraber zaman geçirmek ister. Ailesiyle beraber mutlu olmak ister. Sevdikleriyle beraber mutlu olmak ister. Bu ne ister? Peki rahat hayat için ne gerekiyor? Para gerekiyor. Zengin olmak istiyor o yüzden herkes. Herkes bereketli bir hayatın olmasını istiyor. Bu da çok doğal ve normal. Anormal bir şey değil ki para istemek. Zengin olmak ayıp bir şey değil ki. Aslında herkesin istediği bu. Özgürlük. Özgürlük için de para gerekiyor. Sen yıllardan beri çalışıyorsun biliyorum. Hayallerin var, uğraşıyorsun, gayret gösteriyorsun. Ama devamlı bir yerde tıkanıyor artık. Bir yere çarpıyorsun. Görünmeyen bir cam var. Orayı çarpıyorsun. Her çarptığında motivasyonun biraz daha azalıyor. Biliyorum. Bunlar bana yabancı gelmiyor. Çünkü ben bu zamana kadar ekibimle beraber 35 bin insanı inceledim, araştırdım. Onlarla beraber seminer yaptım veya danışmanlık hizmeti verdim. O yüzden tanıyorum, çok iyi biliyorum insanların hedeflerini. Yabancı değil, bunlar çok normal. Ama işte oraya gelmek istiyorum. Nereye çarpıyorsun? O görünmeyen cam nedir? Neden diye soruyorsun yani kendine. Neden? Neden olmuyor? Neden onda oluyor da bende olmuyor? O arzuladığı hedefe, hayale hızlı ulaşabiliyor da ben neden ulaşamıyorum? O hak etmiyor. Ama ben o hak etmeden alıyor, kazanıyor da ben o kadar çalışmama rağmen neden hak etmiyorum diye soruyorsun ya. İşte ona cevap vermek istiyorum bugün. Neden? Neden sende olmuyor da diğerlerinde oluyor? Sen o kadar çalışmana rağmen neden o arzuladığın hedefe ulaşamıyorsun? Neden sen çocuklarına daha fazla zaman ayıramıyorsun? Öyle diyelim. Veya ailenle beraber. Sebebi ne? İşte oraya gelelim sevgili arkadaşlar. Hemen resimde çizeyim size. O neden bizim şuur altımızda kayıtlı. Zihnimizin büyük bir kısmı şu gördüğünüz bizim şuur altımız. Bilinç altımız. Şurası da bizim bilincimiz, şuurumuz. Şu şuur altı sen dünyaya geldikten bu zamana kadar programlanan bölüm. Bilgisayar programı gibi. Oraya program yazılıyor. Bu yaşta bile sen müsaade ediyorsun. Belki geçmişte çocuktun, sen engelleyemezdin. Ama şimdi müsaade ediyorsun kağıda, boş kağıda nasıl yazı yazılıyor, program yazılıyor. Bu şekilde program yazılmasına müsaade ediyorsun. Orada ne yazıyor? Sen mesela para kazanmak istiyorsun, zengin olmak istiyorsun, milyoner olmak istiyorsun. Ama engelleyen bir şey var. Programda ne yazıyor? Burada para tüm kötülüklerin anasıdır yazıyor. Para kirlidir diyor. Para kötüdür yazıyor. Zenginler zengin olmasının sebebi haram kazanmak öyle yazıyor. Bunları sen kendin uydurmadın. Bunları hep dizilerde, filmlerde onları izlerken hipnoza girdin. Veya sevdiğin arkadaş konuşurken sana onu söyledi. Arkadaşınla konuşurken etkilendin, duygulandın, hipnoza girdin. O sana o cümleyi söyledi. Ne dedi? Zenginler hep haram yer. Bunu dedi. Zenginlerin hiç gözü doymaz. Bunu dedi. Hem zengin hem iyi olunmaz dedi sana. Para kazanmak için çok çalışmak yetmez. Parayı çalman lazım dedi. Parayla mutluluk olmaz dedi. Zenginlik hayır getirmez dedi. Paranın hiç önemi yok dedi. Paranın hiçbir değeri yok dedi. Dedi de dedi. Ona da birileri söyledi bunu. Onun da bilinçaltına, şuur altına başkaları programı yazdı. O da öğrendiklerini sana aktardı. Sen de bunları yaptın. Söylemeye devam ettin. Hiç söylemesen bile bilinç altında bunu kabul ettin. Tamam dedin. Amenna dedin. Tamam inandım. Bu şekilde kabul ettim dedin. İtiraz etmedin. O zaman o program işlemeye başladı. Senin şuur altında o program işlemeye başladı. Yani kafa yapın değişti. Kıtlık bilinci oluşmaya başladı. Şimdi şöyle düşün. Sen çok sevdiğin bir insana, eşine öyle diyelim. Para değerli değil der gibi sen değerli değilsin dersen senin hiçbir önemin yok. Hani paraya diyorsun ya para hiç önemli değil diyorsun ya veya paranın değeri yok diyorsun ya. Sen eşine senin hiçbir değerin yok, senin bir kıymetin yok. Para kötülük getiriyor gibi sen kötülük getiriyorsun diye dediğin zaman o senin yanında durur mu eşin? Senin nişanlın, sevdiğin insan yanında durur mu? Durmaz. Kaçar gider. İşte sen de bu programla yetiştiğin için bu programı
devam ettiğinden dolayı, tekrar ettiğinden dolayı, kafanda hep bu işlediğinden dolayı parayı kendinden kaçırıyorsun. Onu düşman olarak görüyorsun. Niye çalışıyorsun o zaman? Madem düşman var, para bir düşman, öyle öğretildi sana, para çok kötü. Niye çalışıyorsun o zaman? Para için çalışıyorsun. Tezat değil mi? Şuraya gelmek istiyorum. Sen burayı, bilinçaltını değiştirmezsen, kafanı değiştirmezsen, yani o programı değiştirmezsen, o arzuladığın hedefe ulaşman mümkün değil. Hani o özgürlük var ya, özgür olup çocuklarınla beraber zaman geçirmek, onu sen unut. O mümkün değil. Ne zaman mümkün olur? Kafa yapını değiştirirsin. Yani senin şuur altına yüklenen buradaki zehirli programları buradan çıkarıp değiştirmediğin müddetçe, bunları buradan çıkarıp değiştirmediğin müddetçe hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Hani sorduğun soru vardı ya başta. Neden görünmeyen cama çarpıyorum? İşte görünmeyen cam senin şuur altındaki programlar. Yani senin kafa yapı. Kafa yapını değiştirmediğin müddetçe o cam oradan kalkmıyor. Yani arı nasıl o cama çarpıyor, özgürlüğe uçamıyor, güneşe uçamıyor. Sen de devamlı o cama çarpar, özgürlüğe uçamazsın. Sen sürekli sevdiğin bir şeyi onun için çalışıyorsun aslında. Kötülersen gece gündüz onun için çalışıyorsun. Sabahtan akşama kadar. Onu devamlı kötülersen senin bilinçaltın devamlı paraya karşı, zenginliğe karşı, bolluğa, berekete karşı negatif düşüncelerin varsa hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Ben yıllardan beri zengin ile kıtlık bilincine sahip insanların beyinlerini araştırdım. Çok büyük farklar var. Dağlar kadar fark var. Zenginler ne yapıyor da zengin oluyor? Kıtlık bilincine sahip insanlar ne yapıyor da yoksul kalıyor? Hep bunları araştırdım. O yüzden hep aynı sorulara cevap vermekten bıktım. Devamlı hocam neden bende olmuyor? Neden ben elimdekilerini kaybediyorum? Neden ayın sonunu getiremiyorum? Diye devamlı sorular soruldu yıllardan beri. Ben de tamam dedim ya, illallah etti artık. Ben dedim bunu topluca bir eğitimle anlatayım. Çözümler sunayım. Yani kıtlık bilincinden insanlar kurtulsun. Bolluk bilincine sahip olsunlar. Elindeki paranın bereketi artsın. Bereketi olsun. Çocuklarına, ailesiyle beraber daha fazla vakit geçirsin. Özgür olsun insanlar. Yılların tecrübesiyle bundan dolayı bir eğitim çıkarttım. Siz de hemen videonun altında linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğitimin ismi Milyoner Kafa Yapısı. Bu zamana kadar orada öğrettiğim teknik ve yöntemleri yıllardan beri kime anlattıysam onlar o arzuladığı özgürlüğe ulaştı. O finansal özgürlüğe ulaştılar. O finansal rahatlığa ulaştılar. Çocuklarının ailesiyle daha fazla zaman geçiriyorlar. Arzuladıkları o evi satın aldılar. Arzuladıkları o eve kavuşabildiler. Arzuladıkları o arabalara kavuşabildiler. O yüzden ağlamayı bırak. Ağlayarak hiçbir yere varamazsın. Hayatında hiçbir şey değişmiyor. Sen ayağa kalkıp harekete geçmen lazım. Şimdi ilk hareketin ne olmalı? Bu videonun altında milyoner kafa yapısına nasıl ulaşacaksın linki var. Sen de o eğitime katıl. Sen de hayatını değiştir. Ve nesline, ailene iyilik yap. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.